Rüyalarımı çizmek için eskiz defterimi nasıl tasarladım? Önce normal düz bir eskiz defteri aldım ve onun kapağının boyutunda iki tane karton kestim. Katlama yeri için bu kenara çizik atmam gerekiyor. Ondan bu meyve bıçağı bugünlük benim için maket bıçağı olsun. Evet, olmasınmış. Kesmiyor baya baya. Neyse, ardından kartonu defterin kapağına yapıştırıyorum. Ve ne olur ne olmaz diye üstüne zımbada attım. Daha sonra da eskiz defterim için tasarım yapmaya başlıyorum. Önce kartonun üstüne bolca sutkal sürüyorum. Ardından da peçete ekliyorum. Burada amacımız defterin yüzeyinde pürüzlü farklı bir zemin oluşturmak. Peçeteleri tutkallı yere serip fırçayla şekil vermeye çalışıyorum. Tabii daha fazla tutkal kullanmak gerekiyor kolay şekil alması için. Bu şekilde her yeri tutkal peçete ikilisiyle devam ettiriyoruz. Bu arada ben bunun için tuvalet kağıdı kullandım ama siz normal peçete falan da kullanabilirsiniz, fark etmez yani. Her tarafa peçeteyle istediğimiz şekli verdikten sonra 5-6 saat kurumaya bırakıyoruz. Ve tabii daha sonra da boyamaya geçebiliriz. Ben siyah ve kahverengiyi karıştırıp daha koyu bir renk elde ediyorum. Bu ve bunun tonlarına defteri deri benzeri bir şekle dönüştürmeye çalıştım. En alt kısma kahverengi ekleyip bazı yerlere koyu geçişler yapmaya çalışıyorum. Özellikle bu defterin açıldığı kısmı direkt siyaha boyadım. Defterin arka tarafını da yine aynı şekilde alt katman kahverengiyle başlayıp daha koyu renklerle devam ediyorum. Her yeri bu şekilde boyadıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. 2-3 saatte falan kuruyor bu da. Hatta balkona falan koyarsanız 40 dakikada bile kuruyabilir. Aman uçmasın ama. Boyanmış halini paylaşınca herkes yanmış keke, sushi'ye, yaş pastaya falan benzetti. Sanırım herkes çok acıkmış. Kuruduktan sonra defterin iç kısmını notlar için cep yapayım diye düşündüm. Çünkü rüyalarımı gördükten hemen sonra yazmazsam genelde hemen unutuyorum. En azından hatırladığım kadarıyla yazmak için böyle notların konulduğu yerler olmalı diye düşündüm. Bunun için kraft kağıdı kullandım. Uygun boyutlarda kesip yapıştırdım üstüne. Kenarda bu yapışkan izleri kaldı ama boyayacağız zaten, sorun yok yani. Çok eskiden 10 liraya aldığım böyle bir çanta vardı. Onun bu kulpunu defterde kullanabilirim diye düşündüm. İkiye ayırıp defter için açma kafama yeri yapabilirim sanırım. En arkadan yapıştırıcıyla deriyi yapıştırıyorum. Bu kururken tasarım kısmına geçebiliriz. Defterin ön yüzlüğü içinde havada kuruyan kille şekil verebilirim diye düşündüm. Bunlar modelaj kalemlerim. Onları kullanarak istediğim şekli vermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere defter buraya kadar koyu renk ağırlıklı, kasvetli bir görüntüsü olan şekilde. Buna bir level atlatıp daha da kasvetli hale getirme vakti geldi. Çünkü bu defteri aslında gördüğüm bir kabustan sonra yapmaya karar verdim sanırım. Ve içindeki çizimler bilinçaltımda oluşan şeylerin bir yansıması olacağı için de bu şekilde bir tasarım yapmanın daha doğru olacağını düşündüm. Eliyle yüzünü tutan, gördüklerinden pek hoşnut olmayan birini modellemeye çalıştım burada. Hatta şekil verirken arada kurumasın diye üstüne spreyle su sıktım. Alt kısmı için de gövdenin bir kısmını daha görünür hale getiriyorum. Aslında biraz defterin içinden çıkmış gibi yapmak istedim. En son yapıştırdığımız deriye de bu çıt çıtları aldım. Defteri kapatırken bunu kullanabilirim. Hepsini defter uygun şekilde yapıştırıyorum. Ve hazır. Kille verdiğimiz şekil kurumuş. Kuruyunca içinde bulunan su gittiği için yaptığımız çalışma bir miktar küçülüyor ve deftere bağlı olduğu için de biraz çatlaması gerekiyor. Bence bu şekilde değişik bir hava kattı. Kuruyunca çalışmanın etrafına biraz tutkallı peçete ekliyorum ve çatlak oluşan yerleri de iyice tutkalladım açılma olmasın diye. Kuruyunca da her yerine taş vernik attım, bu şekilde daha sağlam oldu. Daha sonra da boyamaya başladım. Karakteri ön plana çıkarması için figüre yakın olan yerleri en koyu renge boyuyorum. Diğer yerleri de yine defter uyumlu şekilde siyah kahverengi karışımı devam ediyorum. Sonra da karakterin kendisini boyamaya başlıyorum. Açık kahverengi ve yer yer küçük daha koyu kahvelerle gölge yapıyorum. Her yeri bu konsepte uygun boyayıp bitiriyorum ve en iç kısmı da not yeri yapmıştım. Orayı da kahverengi tonlarına boyuyorum. Zaten kraft kağıt kullanmıştım. Farklı doku olsun diye minik fırçayı sulu kullanıp bu şekilde lekeler yapıyorum. Ve sağda ve üstte kalan yerleri de iyice boyuyorum. Her şey kuruduktan sonra en koyu renk için diplerden siyahla giriyorum. Sayfaya bu şekilde daha koyu gölgeler ekliyorum. Kurumadan önce biraz fırçamı ıslatıp boyanın geçişli olmasını sağlıyorum. Burada fırçada hiç boya olmaması gerek. Biraz suyla koyu yerleri bu şekilde dağıtıyorum. Yavaş yavaş yukarıya da ekliyorum. Bu şekilde tüm sayfadaki siyahı sayfaya uyumlu hale getiriyorum. En sonunda siyah boya olan fırçamla fırçayı daha ıslak şekilde orta kısma doku vermek için kullanıyorum. Hatta minik patpatlar şeklinde. Ve arka taraf için de yine kraft kağıt kesiyorum. Bu kez iki not yeri yapıyorum. Uygun şekle getirip bunları da deftere yapıştırıyorum. Daha sonra da boyuyorum. Eğer siz de rüyalarınızı çizmek istiyorsanız gördüğünüz rüyaları uyandığınız anda bir yere yazmayı unutmayın. Ve bir de sizce benim rüya eskiz defterim nasıl olmuş?